Dediler bir gün, anne neden sen Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümüne gitmiyorsun? Bu yaştan sonra mı dedi. Anne dediler, bunun yaşı olmaz. Hem sen bilgilerin taze, hem de bizlerle arkadaş gibisin. Ve orada da hiç yabancılık çekeceğini zannetmiyoruz dediler. Ve iyi ki de dinlemişim. Evet, işte sosyal sorumluluk projesi altında sizin de şahit olduğunuz Alzheimer Derneği gerçekten seve seve kabul etti. Çünkü gerçekten çok kötü bir hastalık. Gönül işi. Evet, yani severek yapıyorum. Böyle sosyal sorumluluk projesi altında bir otizm kreşi, o da Toroslar'da gerçekten. O da herhalde Türkiye'de tek olması lazım. Gurur verici şeyler, ödüller gerçekten. Siz de bunlardan birisiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Hayalimdeki yaşamdan merhabalar. Mersin sevdalısı, Mersin tarihine ışık tutan araştırmalar yapan, Mersin'in belleği, Mersin'in hafızası ve Mersin'in hafızası olduğu kadar Mersin üzerinde araştırmalar yapan araştırmacı yazar avukat Şinasi Develi'yi 100 yaşındayken sonsuzluğa uğurladı. Mersin'in hafızası Şinasi Develi'yi unutmak mümkün mü? Unutmayacağız. Şinasi Develi'nin anısını yaşatmak ve onun Mersin'i tanıtmaya yönelik çabalarının devamını teşvik etmek için kendi sivil toplum iradesiyle yapılan ilk ve bir ödül düzenler Şinasi Develi Mersin kenti. Bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. Üçüncüsü bağımsız ve her yıl yenilenen değerleme kurulunca Şinasi Develi'nin üçüncü ölüm yıl dönümü haftasına denk gelen 25 Ocak 2023 tarihinde eski adıyla Halk Evi'nde, yeni adıyla Mersin Kültür Merkezi'nde yapılan törenle ressam yazara layık görüldü. Bugünkü sohbet konumuz üçüncü Şinasi Develi Mersin kenti. Konuklarım kendisini birçok kereler hem beraber programlar yaptık ve ilk televizyon programında 7 Mart 2018 tarihinde yine bu stüdyoda şu anda biraz sonra göreceğiniz kıyafetiyle yaptığımız Mersin'in 25-30 yıllık da daha eski binaların duvarlarını tuval yaparak üzerine dünyanın ve Türkiye'nin ünlü ressamlarının önemli resimlerini resmeden ve bize Mersinlilere, Türkiye'ye da dünyaya tanıtan ressam Nazife Bilgin Azar. Sevgili Nazife Bilgin Azar, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için böyle çok önemli, güzel bir programda. Şinasi Develi ödülünü bana layık görmeleri, üçüncü ödülü gerçekten çok onur ve gurur verici. Evimizin de en değerli köşesinde saklamaya gayret ediyorum. Hatta gelirken bile hani size gösterdim. Böyle kalın peçetelerin içinde sararaktan herhangi bir şey olmasın diye de getirdim. Evet, burada bulunmaktan da çok mu her zamanki. Devam edeceğiz ve gurur kaynağımız. 100 yaşında Mersin'in belleği, hafızası olarak hepimizin bildiği Mersin'in tarihi üzerine ilk tarihi araştırmalar yapan ve bunu belgeleyen, kitaplaştıran ve paylaşan avukat Şinasi Develi'nin oğlu İbrahim Ethem Develi'nin kızı avukat Cavide Develi Gürani. Develi Gürani. Gürani. Evet. Ama bir kimliğiniz daha var. O da daha sonra bu yürütme kuruluyla ilgili bilgileri de izleyicilerimize paylaşacağız. 8 kişilik her yıl 4'ü yenilenen evet. bir yürütme kurulunda evet. aynı zamanda üyesi olarak buradasınız. Hoş evet. geldiniz. Merhaba İbrahim Bey. Çok teşekkürler bizi konuk ettiğiniz için. Çok mutluyum burada bu programda olmaktan ve dedemi anlatacak olmaktan, ödülden bahsedecek olmaktan çok mutluyum. Nazife Hanım'la birlikte bu programda olmaktan da çok mutluyum ayrıca. Devam edeceğiz efendim. Evet. Hayalimdeki yaşam başlıyor. Ailemin yarısı Mersinli, yarısı Tarsus. 1927 yılında Mersin'e geldik Tarsus'tan. Benim babam maliyede memurdu. 28'de zaten yeni yazıyla başladı şeye. Yaz çalıştık, kış okuduk. Ben Mersin'de Şankaya diye meşhur okul vardı. 3'e kadar orada okudum. Orta mektep burada okuduktan sonra liseye, o zaman Mersin'de lise. Adana'da lise var. Ve biz mecburi buradan tahsilimi aldık Ankara'ya da orada da liseyi okuduk. Staj askerlik, o zaman staj askerlik. 48'de avukat oldum. Yakın zamana kadar mesleği bir fiil yapıyordum. Oğlum avukat oldu, ona bıraktım. İnşallah toruna da. Kısmetse o staja başlıyor. Mahmudiye dediğim mahallem 159 sokaktı. Oradan sonra avukat olduktan sonra Mesudiye Mahallesi'nde ev yaptık. Geçti. Mersin orta tabakanın hakim olduğu bir yer. Gayrimüslimler zengin. Tarihine kadar doğru dürüst şey arabada yok. Diğerleri fayton arabası. Şevket Bozcu'nun bir arabası vardı. Tek kendi arabası, özel bahçe arabası. Yani o zaman Şevket Bozcu yalnız çebis bir adam. İlk defa yalnız Türkiye'de portakal şarabını yapan adam. Oturun siz burada 3 ay şurada oturun. 929'dan ben 70'e kadar tarayın. Ondan sonra gitsin birisi 3 gün sonra kitap yap. Ve yapsın da ama lütfen desin ki şunu da filan yerden Şinasi Bey
1920 yılında doğan ve 2020 yılda vefat eden ve şehre de çok önemli bir katkı sağlayan beyefendi kişiliğiyle tanınmış bir hukukçu. Her mamız ayrı bir konferans mıydı? Ayrı bir ders. Milli bayramlarda daima lacivert takım elbisesini giyerdi, kravat takardı. Hazır bir vaziyette sanki resepsiyon salonundaymış gibi kabul bekler. Tek evladı var Tem. Ondan sonra Ethem'in eşi Nurtülhan ve torunu var Cavide. 3 jenerasyondan beri çular ve Şinasi Bey bu kentte baroda tam tamına 10 yıl baro başkanlığı yapmış bir kişidir. Kendisini buradan hürmetle, şükranla ve sevgiyle bir kez daha anıyorum. Sağ olun. Sayın Şinasi Develi, kimliğinin yanında üzerinde yaşadığı coğrafyanın geleceğine yön vermek için, geçmişini araştıran ve geleceğe taşımak için belki de zaman zaman sağlığını hiçe sayarak gece gündüz uğraş veren çok değerli bir insandı. Bu yıl Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü'ne layık görülen, Mersin'i adeta bir açık hava sanat galerisine dönüştüren, şehrimize paha biçilmez bir değer katan, yaşayan en önemli değerlerimizden biri olan Sayın Nazife Bilgin Hazar'ı da huzurlarınızda tebrik ediyorum. Nazife Bilgin Hazar, Mersin Güneykent Mahallesi'nde ünlü sanatçıların önemli eserlerini bina cephelerine uygulayarak yaptığı duvar resimleri kente estetik katkı sunmanın yanı sıra aynı mahallede yaşayan ya da bölgeye yolu düşen farklı yaş gruplarından hemşerilerimizin gündelik hayatına renklilik ve sanatsal farkındalık katmakmış olduğu bu sanatsal çalışmalar için kendisine bir kez daha teşekkür ederiz. Nazife'nin heyecanını yaşıyorum. Bir öğrenci yetiştirmek ve onu kente katkısını görmek, ona şahit olmak muhteşem bir duygu. Arkada kalan tek şey sanat. Tebrikler. Şinasi Develi Kent Ödülü'nün üçüncüsünü bana layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Benim için gerçekten çok bir gurur duydum. Ve evimin de en güzel köşesinde bu ödülü de oraya koruyacağım ve koruyacağım. Allah bana sağlık verdiğimce diyorum. Bu fırça beniden hiç düşmesin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, Cavide Develi Gülhan. Nasıl bir duygu Şinasi Develi'nin torunu olmak ve 3 nesildir aynı zamanda dedeniz, babanız ve siz hukukçusunuz, avukatsınız. Ama devlet memuru asla olmuyorsunuz. Dedenizden gelen bir vasiyet. Şöyle bir giriş yapar mısınız? Tabii ki. Bir duygu dediniz. Müthiş bir duygu. Çok gurur verici. Dedem, yani çok yakın bir dede-torun ilişkimiz vardı bizim aslında dedemle. Çok onunla gurur duyuyorum. Gerçekten ilham alıyorum hayatından. Çok yönlü bir insan. Hukukçu kimliğinin dışında yazar, araştırmacı, birçok işte Diyabet Cemiyeti, Mersin Baro Başkanlığı birçok görevde bulunmuş bir insan. Neler yaptı? Kısa bir bahsedeyim tabii bahseder ki. Misin evet. Dedenizle ilgili? Evet. Zaten hemen avukatlığa başlıyor stajını bitirdikten sonra. Çok başarılı bir meslek hayatı oluyor. Çünkü çok sevmiş mesleğini. Yani ben hep bunu duyarak, yani bizim evimizde hep hukuk konuşuldu. Ve ne kadar sevdiğini, mesleğini ne kadar sevdiğini, işte ne kadar büyük bir aşkla yaptığını. Hani hep bunları dinleyerek, görerek büyüdüm. Ve bu da tabii çok etkilendim yani. Hani bu mesleği seçerken. Evet. Çok başarılı bir meslek hayatı olmuş. Ondan sonra işte baro başkanlığı, işte çeşitli diyabet cemiyeti kuruluşunda yer almış. Çocuk esirgeme kurumu yönetim kurulunda görev almış. İşte tüccar kulübü, Mersin Barosu Başkanlığı. Bir sürü birçok görevde bulunmuş. Severek yapmış bunları. Onun dışında yazar kimliği var biliyorsunuz. Araştırmacı kimliği var. Bu işe gerçekten gönül vermiş bir insan. Mersin'le ilgili bir eksik görmüş. Yani şöyle söyleyebilirim. Mersin 200 yıllık bir şehir. Dedem vefat ettiğinde 100 yaşındaydı. Yani Mersin'in tarihinin bir kısmına tanıklık etmiş bir insan dedem. Ve bu konuda kent, Mersin'in kent hafızası, kent belleği konusunda bir takım hani bunların kayıt altına alınmadığını, hani bazı eksiklikler olduğunu görerek bu konuda bir şeyler yapmak istemiş. Ve 1987 yılında ilk kitabının basımıyla beraber bu işe başlamış ve birçok yayın, biliyorsunuz birçok kitap, makale derken birçok söyleşi, panel kendini buna adamış aynı zamanda. O yüzden bütün bunlar yani bence çok etkileyici, çok büyük gurur duyuyorum ve örnek alıyorum ve ilham bence bizim için. Babanızın hayatına baktığımız zaman mesleğiyle ilgili hiç geride kalmamış. 1963-1973 evet. Yıllarında 10 evet. Yıl süreyle evet. Baro Başkanı yapıyor ama Mersin Tüccar Kulübü'nde 17 yıl yöneticilik, evet. 72 yıl aktif avukatlığı var. Evet. Aşağı yukarı 100 yaşındayken yine devlet mi yine aktif olarak avukatlığı evet. Devam ederken evet. Aramızdan ayrılan evet.
Evet. Türkiye'de tek kişi bu anlamda. Keza Nazım Hikmet'in mezarını ilk ziyaret eden Türk unvanını aldığı gibi bu ziyaretleriyle ilgili anılarını da o günün Son Haber gazetesinde yazıyor ama yazıyor. Başına da belayı alıyor. Evet. Hemen hakkında tatbikatlar yapılıyor. Evet. Ve Mersin'le ilgili çok özel araştırmalar yapıyor. Bunların her birisine kitaplaşıyor ve Mersin'le ilgili araştırmalar konusunda yeni nesil, yeni akademisyenler veya bilim insanı bir araştırma yapmak istedikleri zaman öncelikle dedeniz Şinasi Deven'in kitaplarını kaynak olarak alıyorlar ama o dönemlerden sonra yine Mersin'de olmadığı halde Tireli kendisi, Gündüz Artan. Gündüz Bey. Çok yakından çok ben kıymetli. De tanıdım. Değerli bir kişi. Evet. Onun da Mersin'le ilgili çok önemli kitapları kesinlikle. Var. Aslında babanızın bir başka özelliği Atatürk'ü gören Mersin'de 5 büyüğümüzden bir birisiydi. Bir tanesi, evet. 2007 yılında. Evet, bir program yaptınız. Bir program evet. yapılmıştı. Ben de o konuda görev almıştım. Evet. Ziya Aykın'ın başkan olduğu Şehir Sanat Kulübü döneminde ve Abdülbağ Kokun'un da sunuculuğunu yaptığı. O günden kalan maalesef hiç kimse kalmadı. Ne yazık arasında ki. Dedin de hepsini rahmetle anıyoruz. Rahmetle anıyoruz. Şimdi bu ve benzeri olayları ve bir hayli şey var. Kendisi aslında siyasetin içinde ama siyaset dışı tarafsız olacak kadar da her türlü siyasetin içerisinde olanlara örnek olduğu gibi anlaşmazlıklarında kendi karşıt görüşünde olanların bile hakemliğine güvendiği evet. ve onun ne derse yaptığı bir özel bir kişi. Zaten bunlar göz önünde bulundurulduğu zaman ödül kendiliğinden oluşuyor. Bahsetmiştim 22 Ocak 2020 tarihi 100 yaşındayken sonsuzluğa uğradı. Evet. Birkaç haftası 12 Şubat Kültürhane'de ki Kültürhane dediğimiz bunun kuruculuğunu Ulaş Bayraktar'ın yaptığı çok özel bir evet, ki kesinlikle. Doçent kendisi ayrılıyor evet. ve şu anda da 7000 üzeri kitabı olan, kütüphanesi olan tüm akademisyenlere açık. Muazzam gerçek bir yer. Anlamda, evet. Gerçek anlamda bir kültürhane hüviyetinde olan bir yer. Burada bir program yapılıyor. Bu programın evet. konuklarından yine Mersin'le ilgili araştırmacılardan yine avukat ve dedenizi çok yakından bilen daha birçok konuda benden sonra gelendir dediği Kan Tümer avukat. Evet. Onunla beraber Ziya Aykın bir program yapıyorlar. Yumuktepe başlığıyla. Babanız anlatıyor. Bu Mersin'le ilgili dedeniz, evet pardon dedenizi. Rica ederim. Ve o arada program bitiyor. Ulaş Bayraktar da sohbete katılıyor ki o günkü program izleyiciler arasında babanız da var. Ethem, İbrahim Ethem Develi de var. Evet. O gün bir fikir atılıyor. Bu fikir bunun kent ödülü haline dönüşmesiyle ilgili bir geniş kapsamlı ve bir sivil toplum örgütünün evet. görüşleriyle ortaya atılan ödül fikri. Ve bu fikir Baro evinde 3 Eylül 2020 tarihinde basına duyuruldu. Bir duyuruldu. Kim var bunda? Büyükşehir Belediyesi. Her partiden evet. ilçe belediye başkanları. Evet. Sivil toplum örgütleri. Başta İlçe Sanat Kulübü Başkanı da dahil olmak üzere. Evet. Ve basın duyurusuyla böyle bir kent ödülü düzenleneceği bildi. Bu çok önemli ve değerli. Evet. Birçok yönde. Yani tamamen siyaset üstü. Kesinlikle. Tamamen dedenizin evet. özüne, kimliğine uygun kesinlikle. Bir düzenleme. Evet. Bu övgüye değer. Ve ilki 27 Ocak 21'de ödül veriliyor. Burada ödüldeki temel kriterler nedir? Yani burada babanızın en büyük özelliği Mersin'in tarihiyle ilgili evet. araştırmalar yapıp belgeleyip ve bunu da kitaplaştırarak evet. yaymak ve duyurmak ve belgesel halinde arşivlemek. Bunu yapıyor. Evet. Ve bu konuda Mersin'in tarihi geçmişinin tabii Mersin geniş bir yer. Tanıtılmasıyla ilgili de devam edilmesiyle ilgili bir düşünce oluşuyor. Zaten temel gaye de bu. Yürütme kurulu üyesisiniz aynı zamanda. Evet. Yürütme kurulu kaç kişinin oluşuyor? Sürekli sabit mi? Değişiyor mu? Evet. Ve yürütme kurulu ödül kriterini neye göre belirliyor? Birincisi yine emekli öğretmen Turan Ali Çağlar'a verildi ki Mersin Kent Ödülü burada yine Mersin'le ilgili Mersin ve Tarsus Halk Kültürü adlı bir kitap. Bu çok değerli ve özel çok. Bir kitap tamamen. Mersin'in kültürünün yayılmasıyla ilgili. İkincisi yine çok özel bir kişi. Onlarca kitap yazan ve araştıran 4-5 dil bilen evet. 26 Ocak 2022'de yine aynı yerde eski kültür, insan, kültür evinde ama evet. oranın bir başka özelliği halk evi. Eski halk evi. Ki evet. Türkiye'nin ilklerinde. Evet. Ve araştırmacı yazar yine Aydın Sevim'e veriliyor. Evet. Yani bu yıl. Evet. Siz evet. yürütme kurulu üyesin. Ne zaman evet. üye oldunuz? Hemen... Göreviniz sürekli mi olacak? Evet. Ve bu yılın ödülü verilirken hangi kriterler üzerinde durdunuz? Evet. Ve onlarca, yüzlerce müracaat olmuştur. Bunların arasından Nazife Bilgin Hazar'ı evet. ödüle seçildim? Layık gördünüz. Evet. Hemen bahsedeyim tabii ki zevkle. Çok güzel anlattınız. Dedemin vefatından sonra 2020 yılında Şubat ayında Kültürhane çatısı altında bir anma toplantısı düzenlenmiş. Bu toplantıda da işte Mersin'e gönül veren hemşerileri, o toplantıya katılanlar böyle bir fikir ortaya atmışlar. Bir ödül töreni gibi. Ve daha sonra bu fikirle bu ödül hayata geçirilmiş. Hemen şunu eklemek istiyorum. Ailesi olarak bu ödül, ya bu fikrin ortaya çıkmasında ve hayata geçirilmesinde aslında biz yokuz yani o aşamada. Daha sonra sürece dahil olduk.
Zaten dedem de bunu hani bizim öncülük böyle bir şey, bizim öncülük etmemizi arzu etmezdi. Daha sonra sürece dahil olduk. Bir değerli kurucu üyeler aileden de yürütme kurulunda, değerlendirme kurulunda aileden de biri olsun dediler. Ve biz de tabii ki büyük bir gururla ve severek bunu kabul ettik. Ve babam ve ben dönüşümlü olarak 2 sene babam görev aldı yürütme kurulunda. Geçen sene ben devraldım. Bu sene de devam edeceğim. Sonra babama devredeceğim. Yani aileden de biri olsun dendiği için, böyle bir karar alındığı için. Onun dışında ödül töreni, yani ödülün amacı aslında Şinasi Develi'nin anısını yaşatmak, onun kente katkılarını, bilinirliğini arttırmak ve Mersin'e dair çalışmaların, incelemelerin ve araştırmaların yapılmasını, sanat eserleri üretilmesini teşvik etmek aslında. Buradan yola çıkıldı. Yürütme kurulumuz, değerlendirme kurulumuz da diyebilirim. Her sene yarısı yenileniyor. Ödülü kazanan kişi de bir seneliğine üye oluyor. Yani çok dinamik bir yürütme kurulundan bahsediyorum aslında. Bu anlamda da çok özgün bence. Ödülümüz bütün prensiplere açık. Yani Mersin'e dair bütün bilimsel çalışmalar ya da sanatsal çalışmalar, örneğin mimari bir eser, edebi bir eser ya da bunun gibi bir sanatsal çalışma her prensibe açık. E-posta yoluyla veya da posta yoluyla son başvuru tarihine kadar yapılabiliyor ve ölüm yıl dönümü olan, dedemin ölüm yıl dönümü olan Ocak ayının son haftasında ödül kazananı takdim ediliyor. Bu çok güzel ve özel bir çalışma. Evet. Ve buradaki kriterler üzerinde 8 kişilik değerli, çok değerli bu konudaki kişileri de oluşturuyorsunuz. Şöyle bir evet. Yürütme kurulundan bir mahsuru yoksa. Tabii ki. Kimlerden oluştuğuna tabii ilişkin. Tabii ki. Hemen. Son yürütme kurulu. Nasıl değişiyor? Tabii. Kısa bir bilgilendirmeden sonra evet. Nazife Hanım'a döneceğim. Evet, evet. Son yürütme kurulumuz bir önceki. Hemen bahsedeyim. Senem Durael Erkılıç, Zuhal Karamehmet. Profesör Doktor. Evet, Profesör Doktor. Aysun Koç Aydoğan, Murat Yampar, Selami Gedik, İbrahim Evrim, Monika Kuki ve bir önceki ödülün kazananı Aydın Sevim ve benden oluşuyordu yürütme kurulumuz. Bu sene yarısı yenilendi. Orada çok önemli bir ilave. Evet. Ödül sahibi. Evet. Bir seneli yine bir sonraki kurula evet üyelik alıyor, evet görev alıyor. Evet bu sene mesela Nazife Hanım bizimle birlikte. Evet. Yarısı yenilendi kurulumuzun üyelerinin. Benim görevim hala devam ediyor. Nazife Hanım katıldı aramıza Aydın Bey yerine. Aydın Bey'in görevi tamamlandı. Şimdi yine 8 kişi olarak devam ediyoruz. Değerlendirme kurulu. Devam edeceğiz. Evet. Sevgili Nazife Bilgin Hazar, biz sizinle ilk televizyon programı yine bu stüdyoda 7 Mart 2018 tarihinde. O zamanlar iki konu kalıyordu. İki değişik konu. Bir de evet. Mali müşavirlikle ilgili vergi konusuydu Erol Diboy'la. Evet. Ve sizinle de ayrı bir konuyu ele alıyorduk, inceliyorduk. Onunki kriterimiz öyle. Şu anda ayırdık tamamen programı. Ve yine işteydiniz. Evet. Beni aradınız. Nasıl geleyim dediniz. Evet. Bunu öyle sormuştum. Geldim. Olduğu gibi geldim. Tabii. Yani bugün şimdi de söyledim. Evet. İşten geliyorum çünkü. Olduğun gibi gelin dedim. Tabii. Siz busunuz çünkü. Evet. Sürekli çalışıyorsunuz. Ve sizin en büyük özelliğiniz 9 yaşında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü resim bölümüne müracaat ediyorsunuz. Evet. 4 yıl sonra da çok yüksek bir puanla, dereceyle mezun oluyorsunuz. Daha sonra da yüksek lisansınızı aldınız. Evet. Ve siz 53 yaşında bir günüyle göreve başladınız. Daha taze. Ve göreve başladığınızdan itibaren 8 yıl geçti. 8 yıllık dönemde de siz kendinizi Mersin'e, Türkiye'ye, dünyaya tanıştınız. Sizi tebrik ediyorum öncelikle. Çok sağ olun. Çok nasıl teşekkür ederim. Nasıl oldu da 49 yaşında böyle bir şeye meraklandınız? Yani şöyle, ben 2 oğlum teşvik etti. Ben evliyim. 2 tane oğlum var. Şimdi de 2 tane kızım oldu. Gelinim ama ben onlara kızım doğru diyorum. Ben onların derslerine yardımcı olurken resim de yapıyordum. Dediler bir gün, anne neden sen Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümüne gitmiyorsun? Daha detaylı öğrenirsin bilgileri deyince ben de onlara şunu dedim. Bu yaştan sonra mı dedim. Anne dediler, bunun yaşı olmaz. Hem sen bilgilerin taze hem de bizlerle arkadaş gibisin ve orada da hiç yabancılık çekeceğini zannetmiyoruz dediler. Ve iyi ki de dinlemişim. Ben tabii 49 yaşında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümüne girdim. 53 yaşında da çok yüksek gerçekten bölümde ve fakültede 98.59 ile yüzlük sistemde böyle bir derece yaptım. Yani yapanların arasında ben de vardım. Daha sonra yüksek lisansımı da tamamladım. İlk duvar resmini ben zaten okuldayken hayvan geçici bakım evi vardı. Merakınız mı vardı duvarda resim yapmaya? Tamam, ressam ilk defa orada yapardı. Yani o da işte benim atölye hocam Profesör Nurselen Tur. Okulda yeni bir hayvan geçici bakım evi yapılmıştı. Onun dış cephesini resimler yapmamızı istedi. İlk önce dedik ki tuvalden sonra tuvallere yapıyoruz çünkü biz veya kağıtlara yapıyoruz. Duvar olunca nasıl olacak? Ve gerçekten ben duvar resmini
Devrimi'ni ben çok sevdim. Çok sevdim. İlk orada, üniversitede ikinci sınıfta. Üniversite hocalarının bu konuda size ilham oldu. Atölye hocamın özel. Nurseren Tor. Profesör Nurseren Tor'du benim atölye hocam. Onun teşvikiyle böyle bir çalışmaya sadece girdik. Sizin mi teşvik ettiniz? Yok, hayır. Bize eve final ödevi olarak sınıfa verdi. Evet. Herkese birer büyük bir duvar verdi. Hatta en büyük duvar da benimdi. Hatta oraya da Grant Wood'un Amerikan Gotiği altında bir çalışması var. Onu yaptım. Yanına da kocaman bir hayvan figürü yaptım. Bir de zaten yaparken hani sprey boyalar verdiler ama meğerse sprey boyaların uçları olurmuş. Bize verilen uçlar da kalın uçlardı. Hani ben de figüratif orada çalıştığım için insan sevdikten sonra her şeyi yapıyor. Ben kapağına spreyi sıkaraktan, fırçayı da kapağına daldıraraktan ve ben öyle çalışmaları inanır mısınız bitirdim. Ve ilk bitiren de bendim. Tabii puanım da 100'dü benim zaten. Ve daha sonra işte o zaman da çocuk cezaevinden bir teklif geldi. Hocamız gene Nurseren hocamız bana teklif etti. Oldu? Yani hemen akabinde geldi. Yani 2011'de ben girdiysem 2012 yılında ben o duvar resmini yaptım. 2013 veya 14'te de çocuk cezaevinden bir psikolog hanımdan hocamıza bir teklif geldi. 5 tane duvarın, koğuşun bahçe duvarını resmetmemiz istendi 5 günde. Her gün bir duvarı tabii. Ve benim yanımda da 4 öğrenci veya 3 müydü? 3'tü herhalde. 3 öğrenci hoca ayarladı çünkü. Öyle olunca orayı da tamamladık. Ondan sonra okulu bitirdikten sonra sosyal sorumluluk projesi altında çok yere imza attım. Sizler de şahitsiniz. Bunlardan biri de Alzheimer Derneği. Yine bu stüdyoda, evet, canlı yayında teklif etmiştiniz. Evet. Değerli hocam, o gün çok ilginç bir şey yaşadık aslında. Evet. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Evet. Alzheimer Derneği, Mersin Şubesi Başkanı Profesör Doktor Rainer Özge çok değerli bir insan. Olağanüstü projeler üretti. Yani gerçekten onun sebebini sonradan öğrendim. Kendi çevresinde de Alzheimer hastaları da varmış. Ya kendi mesleği de zaten. Tam da bu işi uzman. Evet. Nöroloji diyorsun üzerine. Ve tabii başka ihtisas dalları da var. Evet. Ama bu ayrı bir gönül. Ve yurt dışında araştırmalar yaparak o dernek binası yapılıyor. Ve dernek binası yapılırken kendisine teklif ediliyor. Biz yapalım. Parasını biz karşılayalım gibi bir takım yerlerden. Çok. Siyasi kurum ve kuruluşlardan. Evet. Hayır diyor, halk olsun. Bu arada benim de mükellefim olan ve benim abim gibi sevdiği, kardeş de benim sınıf arkadaşım olan İbrahim Kiper. Evet. İnanılmaz öncülük. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda görevli bir kişi. Meclis başkanlığı yaptı. Ama bu projenin içerisinde o kadar aktif rol aldık. Maddi ve manevi her aşamasında ölünceye kadar. Rahmetli anıyorum onu da. Evet. Oluşturdu. Nur içinde yazsın. Ve binaların siz dış cephelerini resmediyorsunuz evet, da ünlü ressamların resimleriyle orayı tuval yaparak. O arada ya da o binanın duvarının tuval yapılarak bir ünlü bir ressamın resmini koyma fikri oluştu bende o anda. Hı. Meğer aynı anda oraya palyatif bakım merkezi de yapılıyor. Evet. Palyatif bakım merkezinin bir bölümü var. İşte sizin resmettiğiniz bölüm. O bölüme de köy evinin bir resmedilmesi fikrini Aynur Özge hocamız düşünüyor. Evet. Benim de size böyle bir resim yapar mısınız teklifi bu döneme rastlıyor. Ben de seve seve dedim. Aynı seve seve dediniz aynı canlı. Ve program bittikten sonra hocamızı aradık. Evet. Siz zaten bir sonraki günden başlayıp bir ay sonra açılış vardı. Beraber zaten canlı programa da evet, birlikte olduk hatırlarsanız. Orada olmuştuk. Orada oldu. Canlı yayın. Ve oranın açılışında yaptık sizin kendi tasarımınızı. Evet. 3 boyutlu bir Mersin köy evi. Evet. Orada halihazırda şu anda aktif bir şekilde duruyor. Buyurun hocam, devam edelim. Evet, işte sosyal sorumluluk projesi altında sizin de şahit olduğunuz Alzheimer Derneği gerçekten seve seve kabul etti. Çünkü gerçekten çok kötü bir hastalık. Hiç kimsenin gönül Allah... Gönül işi çok. Efendim? Gönül işi. Evet, yani severek yapıyorum böyle sosyal sorumluluk projesi altında. Bir otizm kreşi, o da Toroslar'da gerçekten. O da herhalde Türkiye'de tek olması lazım. Onu da ben yaptım. Atsız Bey'in şeyiyle, teşvikiyle, yani çünkü Toroslar'da çalışırken onun şeyiyle bana teklif geldi. Hamit Tuna'dan sonra gelen tabii, Atsız Belediye, Atsız Afşin Yılmaz Bey'den. Bu da bizim meslektaşımız. Evet, öyle tanıştım da. Yılmaz Bey. Tanıştım, o da çok değerli bir evet, insan Nihat Bey. Amatem, kadın sığınma evi, çocuk cezaevi, Alzheimer ve otizm. Unuttuklarım da olabilir. Gene kadınlara has bir takım yerlerde de şey yaptım, imzamı attım duvar resimleriyle. Ve daha sonra işte en büyük proje sizin de bildiğiniz gibi 2017 yılında Şimşek Dönem Belediye Başkanı Hamit Tuna Bey'den yerlerde bana söylerseniz, teklif geldi. Güney Akbelen. Görmeyenlere de dikkatini çekmiş olsun. Tabii. Ben
dikkatini çekmeyen hiç kimsenin olduğunu yani, zannetmiyorum. Evet, bence de. Çünkü artık yurt dışından, şehir dışından bile hani geliyorlar ve çok ses getiren bir proje oldu. Evet. Bu hem dediğim gibi hem sözlü hem yazılı basında gerçekten çok gazetelerde, dergilerde, hatta İngiltere'nin çok ünlü basın kuruluşu Guardian ve Telegraph ile günün fotoğrafları seçildi. 2020 yılında da Zavşin Yılmaz Bey, yani şimdiki dönem belediye başkanımız Atsız Bey'den bu projenin devamını istedi. Ben de seve seve dedim. Devamı nerede? Evet, devamı Güneykent'te. Güneykent'te 2020 yılında başladım ve halen devam ediyor. Herhalde kış başı gibi biter diye düşünüyorum. Hocam yaşınız da belli oldu, 61. evet, 61. Evet, şimdi 61. İnsan ömrünün uzamış olduğu bir dönemdeyiz. Evet. Ki tam da Alzheimer dediğimiz uzun ömür hastalığı diyelim biz ona. Ki Alzheimer olmamak elinizde diyor biz. Onunla ilgili, Alzheimer'la ilgili programlar yaptığımız zaman. Evet. Alzheimer olmamak elinizde derken, Alzheimer olmak istemiyorsanız Nazife Bilgin Hazar gibi olun diyoruz. Ay, çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağlıklı olmak, tabii, gerçekten sosyal olmak, evet, aktif olmak ve sürekli üretiyorum. Siz Ahmet Özer hocamızla da tanıştınız. Evet, evet tanıştım. O da 83 yaşında. Çok değerli bir insan. Evet. Ve 80 yaş üstünde Türkiye'yi temsil eden masa tenisinde tek kişi. Dünya ikincisi. Evet. Zaman zaman böyle daha yüksek dereceler de elde ediyor. Evet. Daha geçen hafta yine bir ödülü vardı. 100 ödülü hedeflemişti. Hı. Hocam 100 ödülden sonra ne olacak demiştim ben. Bir şey söylememiştim. Hocam şu anda 100'ün üzerinde ödülü sahibi. Çok güzel. Evet. Bunlar çok gurur verici şeyler. Kesinlikle ödüller öyle. Gerçekten. Siz de bunlardan birisiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yine devam edeceğiz ama devam ederken beraber önümüzde bir ödül var. Evet. 3. Mersin Şinasi Develi Kent Ödülü. Evet. Ne hissettiniz bu ödül verilirken? Yani çok duygulandım. Hocalarımız da vardı. Nurseren. Nurseren Tor Hocam, evet, da vardı. Senem çok... Hanım vardı. Senem Hocamız. Evet. Hepsi çok değerli, evet, yani. Orada bulunanların hepsi çok çok değerli. Daha bana telefon atan Cavidan'dı gerçekten. Çok gurur duydum. İnanamadım. Evet. Tamam, çok güzel şeyler yaptığıma inanıyorum ama bu ödülle de benim taçlandırmaları çok onuruma gerçekten. Evimin çok güzel bir köşesinde. Hatta pamuklar içinde diyeyim artık. Çünkü çok ödüllerim var benim de. Ama bu ödül alırken bu ödül ayrı bir heyecanınızı gördüm ben. Kent ödülü. Bir de Şinasi, evet, Bey gerçekten Mersin'e gönül vermiş. Mersin sevdalısı ve o kitaplarını da okudum ben. Gerçekten çok değerli bir insan. Yani tabii bu ödülü almak benim için çok şeref ve sizden mutluluk kaynağıydı. Sizden daha çok heyecanlı olan bir kişi var. Öğretmeniniz. Nurseren Tota. Tabii, çok tabii. Özel bir... Ben çok şey öğrendim. Çok ondan. Özel bir konuşma yaptım. Evet. Sizi öylesine övdüler ki inanıyorum ki bu ödülden sonra Şinasi Develi Mersin Kent ve Mersin, ki Mersin kentini sadece Mersin'in içi olarak görmemek lazım. Tabii. 10 bin yıllık Tarsus var. Tarihi geçmiş olan. Ve o kadar fazla tarihi eserleri var ki o bölüme girmeyeceğim. Bir de batı tarafında ve kuzey tarafında da tarih kuleşmiş. Bu nedenle tarih kokluğuna göre ve birçoklarına öncülük yaptığına göre kentimiz. Bu kentin araştırılarak nesillerimize araştırılması ve araştırma sonuçlarının iletilmesi gerektiği gibi siyasilerimiz de büyük görev düşüyor. Bence açık de. Hava müzelerinin genişletilerek yapılarak tarihi geçmişlerinin artık yeni nesle iletilmesi, evet, A'dan Z'ye kadar aslında yerel ve genel idarenin de aslında dikkatini çekmemiz gerekiyor bu anlamda. Büyük görevler düşüyor diye düşünüyorum. Yine devam edeceğiz. Tabii. Gerçi Cavidan, siz avukatlık mesleğini seçtin dediniz ama nasıl oldu seçtiniz? Dedeniz avukat, babanız avukat. Yani bir yerde iki avukat yetmiyor muydu? Şöyle, demin de bahsettiğim gibi evimizde çok konuşulurdu hukuk ve dedemin mesleğine olan sevgisini, keza babamın da öyle, gördükçe benim de bu mesleğe karşı yani küçük yaşlardan itibaren hep bir ilgim vardı. Başka hiçbir, evet, şey, başka hiçbir meslek düşünmedim açıkçası. Çünkü önümde bir rol modelim, dedem var, babam var ve ben de üniversite sınavında başka bir tercih yapmadım ve hukukçu olmak istedim. Stajımı tamamlayıp ben de babamla birlikte çalışmaya başladım. Yani daha doğrusu dedem, babam, ben çalışma şansını da yakaladık. Ondan ötürü de çok mutluyum. Çünkü dedem 5 yıl aktif olarak avukatlık yaptı ama daha sonra aktif avukatlığı bıraktı ama barodan kaydını sildirmedi ve hani son yaşına kadar hep baroya kayıtlı bir aktif avukattı. Aktif görünüyor zaten.
için. Evet, aynen öyle. Ve ofisten de hiç ayağını çekmedi. Sürekli bizimle birlikteydi dedem. Hep dosyalarımızı incelerdi, bize fikir verirdi, biz ona danışırdık. O yüzden benim için bunlar çok kıymetli. Yani çok güzel anılarımız var dedemle ilgili. Peki ceza avukatlığı yapıyor muydunuz? Ceza avukatlığı da yapmış bir dönem. Ama evet, çok sevmemiş ceza avukatlığını. O yüzden sizlere önerdim. Hayır, biz bize önermediği için biz de yapmadık. Ne babam ne ben ceza avukatı değiliz. Evet. Şimdi dedeniz memuriyetle ilgili yaşadığı bir sıkıntılı var. Evet. Bir dönem var. Dedenizin babası konusunda da aynı şey. Evet. Ve bu gördüğüm kadarıyla size kadar uzanan bir vasiyet gibi olur. Evet. Devlet memuru olmayı hiç düşündün mü? Hiç düşünmedim. Neden? Dediğiniz gibi sanırım o dönemlerden kalan, hep dedemden duyduğumuz. Çünkü bir kırgınlık oluşmuş o zaman. Dedemin babası memurmuş ve o zaman yeni yazıya geçildiği için çok kısa bir sürede eski kayıtları yeni yazıya geçirmeleri istenmiş ve bu dönem çok yoğun çalışmışlar ve gözünü kaybetmiş büyük dede. Travan diyorlar. Evet, aynen, gözünü kaybetmiş ve hiç hani bunu da bir meslek şeyi saymamışlar ve onu hiçbir şey vermeden emekliye ayırmışlar ve bu çok üzücü bir durum. Emekliye de ayırmamışlar, toplu emekliye, para vermişler. Aynen öyle, aynen öyle. O yüzden dedemin de o dönem çok büyük bir kırgınlığı oluşmuş memuriyet fikrine karşı ve hiç düşünmemiş. Yani ne hakimlik, ne savcılık, yine de başka bir memuriyet hiç düşünmemiş. Bizim de o zamanlardan kalan bir böyle bir düşüncemiz oluştu açıkçası. Ne babam düşündü ne ben düşündüm memuriyet. Babanız aklıma geldiğinde iki nokta hep dikkatimi çeker. Birincisi, Atatürk'ü gören Mersinli beş büyüğümüzle, kuruluşta da biraz bahsettim ama biraz detaylandırmak istiyorum onu. Evet. Nevit Kodallı Salon. Nevit Kodallı'nın kim olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz da söyleyeceksiniz muhakkak. Atatürk'ü görenler o kadar az sayıda ki 2007 yılları. Abdülbağ Kulu ile beraber biz İşe Sanat Kulübü yönetimindeydik ki o dönem başkanımız da Ziya Aykın'dı. Beraber birlikteydik. Proje önümüze geldiğinde Abdülbağ Okulu zaten üstlendi ve hepimiz burada görev aldık. Öylesine farklı görevler aldık ki şu anda o döneme ait olan fotoğraf ve video, özellikle video görüntüsü sadece benim çekmiş olduğum videolar var. Evet. Özeldi. Özelliği şuydu. Gündüz Artan gibi Mersin'deki kitap yazan bir kişi aynı zamanda orada bununla ilgili açılış konuşmasında çok değerli konuşmaları imza atan bir kişi ama yine değerli bir valimiz vardı. Sanata çok büyük önem veren Hüseyin Aksu. O dönemde de dönem valimizdi. Babanız Sinasi Develi, Tuvahap Nane ki 100 yaşından sonra, evet, 102 yaşında, 104 yaşında aramızdan ayrıldılar. Dörmenüz çok özel bir doktor. Eşi Müslüman. Evet. Kendisi Hristiyan kökenli ama çok özel bir doktor. Salim Yılmaz. Salim Yılmaz üniversitede biliyorsunuz kuyumculuk üzerine bir fakülte açacak kadar da, bir bölüm açacak kadar da kuyumculuğu yaymaya çalışan özel bir kişi. Nevit Kodallı. Evet, evet. O gün konuklar arasında Nevit Kodallı da vardı, bu ismi veren ki müzik konusunda Türkiye'de bir numara arıyorsunuz. Ve şu anda o günün sunumunu yapan Gündüz Artan da dahil olmak üzere. Evet, hiçbir aramızda değiller. Duydunuz mu siz bununla ilgili programı? Tabii ki duydum ve izledim. Evet. Büyük mutluluk duyarak. Evet, dedem 1920 doğumlu. Dolayısıyla Atatürk'ü görmüş ve kitaplarında da bundan bahsediyor zaten. Siz de böyle bir program yaparak bence çok güzel bir kayıt almış oldunuz. Çok değerli isimler, bu saydığınız isimler. Ve çok, inanın çok kıymetli, çok değerli. Ben de izledim programı ve gerçekten emeğinize sağlık. Müthiş bir program olmuş. Bu programda da düşündüm ama fazla, evet, izleyicileri sıkmamak için. Onu bence sıkılmazlardı ama. Çok fazla olurdu. Evet. Süremiz de kısıtlı olduğu için. Onu daha sonraki günlerde tekrar edeceğiz. İnşallah. Ama, evet, ama beni çok fazla etkileyen 4 Ocak 2010 tarihinde yapılan Mersin İşgal Yılları. Çok önemli ve bilinmeyenler. Evet. Bu bilinmeyenleri o gün hem kitaplaştırmıştı hem de sunum yaptı. Değerli açıklamalarda bulmuştu. Bu da çok değerliydi. Evet. Çok, evet, değerliydi. Evet. Bu anlamda dedenizin bu konudaki faaliyetlerine çok fazla girmek istemiyorum. O kadar fazla ki. O kadar fazla ki. Gerçekten. O kadar çok çalışması var ki. Siz neler ilave edersiniz bu konularla ilgili? Şöyle, Mersin'e dair gerçekten demin de bahsettiğim gibi kent belleği ve kent hafızasının oluşmasında hani bir takım eksiklikler olduğunu görmüş. Yani bu konuyla ilgili çalışmaların eksik olduğunu görmüş ve bu şekilde başlamış aslında araştırmaya. Zaten çok meraklı bir kişilikti. Evet. Ve hani kendi tanık oldukları dışında, hani 100 yaşında vefat etti. Zaten Mersin tarihinin bir kısmına vakıf. Tanık olduğu şeyler dışında merak ettiği konuları da araştırmış. Yani mesela Yunan arşivlerinden bir şey öğrenmek istemiş, oraya yazmış. Yani hani o kadar araştırmak istemiş, öğrenmek istemiş ki. Ve birçok çalışması vardı ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın o zaman 1986 yılında sanıyorum 100. yılını kutlayacakmış ve dedeme demişler ki o zaman hani çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Hani bunları gelin kitap haline getirin, biz de basalım. Dedem de onun üzerine çalışmalarını kitap haline getiriyor ve 1987 yılında Dünden Bugüne Mersin basımını gerçekleştiriyor. Ve kitap hemen tükeniyor. Ondan sonra ikinci basımı, üçüncü basımı ve bu sefer diğer kitapları, 10 tane kitabı var basılmış
olan ve makaleler geliyor, söyleşiler geliyor, sayısız dergide yazıları geliyor. Yani çok müthiş bir çalışma Mersin'le ilgili, Mersin adına. Ben çok kıymetli buluyorum çünkü bir insanın yaşadığı şehri benimsemesi, o şehre aidiyet duygusunu hissedebilmesi için hani bu çalışmalar, bu kent hafızasıyla, kent belleğiyle ilgili çalışmalar teşvik edilmeli ve desteklenmeli diye düşünüyorum. O yüzden bence çok kıymetli. Yürütme kurulu üyesisiniz. Evet. Sözleriniz arasında birinci yılı bitirdim. Bu evet. Son iki yıl. Evet. İki yılda bir yürütme kurulu evet. Üyeleri değişiyor. Sene, evet. Her sekiz sene. Sekiz kişinin dördü değişiyor. Aynen. Dördü değişiyor her evet. Sene. Bu sene de geçtiğimiz dönem sekiz üyemiz vardı. Dördü değişti. Dört kişi aramıza yeniden katılarak eski dört ve yeni dört üyemizle devam ediyoruz değerlendirme kuruluna. Bu ödülle ilgili evet. Sanatçıların ilgisi nasıl? Gerçekten hani beklediğimizin üzerinde bir ilgi var. Bu sene mesela çok zorlandık. Hani yürütme kurulu olarak seçim yapmakta gerçekten zorlandık. Çünkü çok talep yani çok başvuru oldu. Ortada maddi hiçbir ödül evet, yok. Evet yok. Evet gerçekten. Manevi bir ödül var. Aynen öyle. Aynen evet. Öyle. Bir prestij ödülü oldu aslında bu ödül. Çok başvuru oldu. Çok değerli, çok kıymetli çalışmalar başvurdu. Ama bu senenin hani üyelerimizin çoğunun oyuyla Nazife Hanım uygun görüldü. Gerçekten evet çok biz teşekkür ederiz. Gerçekten çalışmalarınız müthiş. Mersin geleneği sadece çalışma olarak görmeyelim çünkü 49 yaşında evet. İki çocuk muazzam annesiyken şey. Gerçekten muazzam. Üniversite sınavına girip kazanıp sonra buradan mezun olduktan sonra da evet. Örnek çalışmalar yapıp Mersin Türkiye ve dünyada kendini tanıtabilecek. Gerçekten bütün bayanlara örnek olmalı gerçekten. Aslında kutlanması gereken kesinlikle. Nazife Hanım değil çocuklar. Çocukları. Evet. Onlara da bir teşekkür. Onlar, evet. Buradan onların, tabii çok teşekkürler. Onların çok önemli. Kesinlikle evet. Çok önemli. Çok önemliydi. Evet, evet. Yine son sözünüzü alacağım. Ben yine Nazife Hanım'la ilgili bir şeyler söylemek tabii, istiyorum. Mersin geleneğinde çok güçlü bir kültür ve sanat ilgisi olan bir şehir aslında. Dünya üzerinde de adından söz ettiren şehirler hep böyle yerel değerlerine sahip çıkmış. Ve bu sayede adından söz ettirmiş. Nazife Hanım da bu Mersin şehrimizin yerel bir değeri gerçekten. Hani ne diyoruz? Çok sanat iyileştirir, sanat güzelleştirir diyoruz. Nazife Hanım da bunu yapıyor aslında. Mersin'i güzelleştirmekle kalmayıp sanatsal farkındalığı artırıyor bu şehirde. Keza Mersin'in ulusal ve hatta uluslararası ölçekte tanıtımına katkı sağlıyor. O yüzden bunlar gerçekten muazzam şeyler. Hani derler ki bilim ve sanat evet. Bir kuşun iki kanadı gibidir. Evet, evet. Bu iki kanadı birlikte kullanan toplumlar uçar özgür olurlar. Gerçekten. Uçamayanlar tavuk. Gerçekten tavuk öyle. Toplum çok doğru. Önlerine atılan bir avuç evet. Yemi. Maalesef. Arkalarından yumurtalarının alındığının farkına bile varmazlar çok demiş. Çok güzel, çok güzel. Bilim ne kadar güzel. Ve evet. Sanat evet. Aslında onu arayabilendir, onu çıkarabilenindir. Gerçekten. Herkesin önünde bilim ve sanat ve sanat var. Evet. O sanatı ancak sanatçı bulup çıkarabilir. Kesinlikle. İşte onu oradan çıkaran da bir duvarları tuval yaparak bugün hepimizin dikkatini çekip herkesin ilgisini alarak ve üniversitelerde de bir duvar resmi konusu herhalde artık dünyada, Türkiye'de tüm herhalde fakültelerde evet. Önemli derecede okutur hale geleceğini ben düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Evet. Sevgili Nazife, Bilgin Hazar bu ödül ve uygulamış olduğunuz, yaptı olduğunuz bu mesleğiniz ressam. Nereye kadar düşünüyorsunuz? Gelecekle ilgili hedefleriniz nedir? Emeklilik diye bir şey sorma. Evet, işte ömrümün... Emekliliğin olmaması gerektiğine inanan kişiyim. Bence de. Emeklilik ancak rahatsızlık, çalışamayacak konumunuz olduğu zaman. Allah sağlık verdiği ölçüde insan sağlıklı olduğu her aşamada mutlaka üretken bir halde çalışmalı. Bence sadece de. Mesleği değil, diğer sanat dallarını da, spor dallarını da, sosyal olaylarda da aktif olması gerektiğini, işte Alzheimer Derneği'nin öğretileri arasında da aktif yaşayarak Alzheimer olmamak gibi tabii. Önemli faydalar olduğunu zaten biliyoruz. Buyurun evet. Efendim. Ömrümün yettiği yere kadar diyorum. Hani hep bunu söylüyorum zaten. Allah bana sağlık verdiği müddetçe elimden bu fırça hiçbir zaman düşmesin. Yani zaten bu Güneykent projesi de çok büyük bir projeydi. Kış gibi biter. Daha sonra herhalde bir halk kentimiz var. Tabii Allah sağlık verirse oraya devam edeceğim. Çünkü bu proje gerçekten çok ses getirdi. Efendim projeyi kaç kişi yapıyorsunuz siz? Tek çalışıyorum ben. Tek çalışıyorum. Bu da çok önemli. Tabii. Yani bu gördüğümüz duvar resimlerini hepsini sadece kendiniz tabii. Üretiyorsunuz. Neden kovalı öyle? Aracı süren işte neden bir öyle? Bey var. Yani şöyle çünkü ben hep şunu söylüyorum.
küçük bir tuvalde bir yanlışı düzeltmek, o bile sizin 4 saatinizi alır. Belki daha fazlasını alır. Yani öyle kolay değil resim yap. Bir de ben hep figüratif çalıştığım için. Şimdi bir duvarda da bir yanlışı, bir başkasının yanlışını düzeltmek sizin 1 veya 2 gününüzü alır. Sonunda gerçeği öğrendim. Gerçeğin acı olduğunu, dozunda acının da yemeğe olduğu kadar hayata da lezzet kattığını öğren. Her canlının ölümü tadacağını ama sadece bazılarının hayatı tadacağını öğrendim diyen, Mevlana'nın söylediği gibi Şinasi Develi gibi hayatı tadacak günler diliyorum efendim. İyi akşamlar.